Görünüşe bakılırsa Mike tatilin tadını çıkarıyor. Olamaz. Sanırım bir fırtına geliyor. Hey, sığınak bulsan iyi olur. Mike! Mike! Olamaz. Bizi duyamıyor. Maverick, adada acil bir durum var. Aha. Yardım edebilir misin? Mike bizim fırtına uyarılarımızı duyamıyor Maverick. Bize doğru geliyor. Mike'ı bir an önce adadan götürmeliyiz. Bu Mia. Belki o yardım edebilir. Mike tehlikede. Ona bir mesaj iletmemize yardım edebilir misin? Harika. Hadi gidelim. Zahmet bile etme. Müzik yüzünden bizi duyamıyor. Mia, dikkatini çekmek için gökyüzüne bir şeyler yazabilir misin? Vay canına. İyi işti. Oo, gözleri kapalı. Göremiyor. Şimdi ne olacak? Siz ikiniz neyin peşindesiniz? Bu onun dikkatini çeker. Mike, büyük bir fırtına geliyor. Hemen gitmeliyiz. Acele et. Burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Bir fener getirmişsin Maverick. Çok zekice. Olamaz. Kapana kısıldık. Şimdi ne yapacağız? İyi düşündünüz. İtin.
Harika bir ekip çalışmasıydı çocuklar. Oley! Fırtına bitti. Kesinlikle biraz temizliğe ihtiyaç var. Ama bence bunun altından kalkabiliriz. Hep beraber. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Selam çocuklar. Manzarayı izliyorsunuz değil mi? Aa tabii ya. Dağlarda yarış mı yapmak istiyorsunuz? Bu çok tehlikeli görünüyor. Peki, nasıl isterseniz. İkinize de iyi şanslar. Hazır? Başla. Yapma bunu Marty. Mo, bir yerini inciteceksin. Çocuklar lütfen durun. Dikkat edin. İyi misin Marty? Yardıma ihtiyacım var. Mo, Marty'ye göz kulak ol. Maverick ne yapacağını bilir. Selam Maverick. Gerçek bir korsan gibi görünüyorsun. Niye bakıyorsun öyle? Manzara buradan gerçekten harika görünüyor. Maverick, aşağı inmelisin. Birinin sana ihtiyacı var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Selam Miranda. Ne? Şehri tekrar dekore mi ediyorsun? Ne? Marty ve Mo dağda yarış yapıyorlardı. Ve Marty bir kaza yaptı. İlaçlarını alıp ona yardım edebilir misin? Hadi şu dağa tırmanalım. Bunu tırmanabileceğini düşünüyor musun Miranda? Miranda! Miranda! Neredesin? Maverick, bekle biraz. Dinlenmeliyiz. Tamam ama çok fazla duramayız. Marty'nin yardımımıza ihtiyacı var. Tamamdır. Hadi gidelim. İşte Maverick ve Miranda burada. Ne?
Maverick, Marty'nin çöken kaportasını düzeltmek için Miranda'nın kamyonundan özel bir sprey alıp getirebilir misin? Gözlerini kapat Marty. Miranda üzerine sprey sıkacak. Spreyini çıkıntı üzerinde de kullan. İşe yarayabilir. Harika. Hala ateşin varmış gibi görünüyor. Miranda, başka bir şeyin var mı? İyi iş çıkardın. Marty, nasıl hissediyorsun? Çok rahatlamış olmalısın. Boyayla işaretlediğin için teşekkürler Miranda. Bu çok faydalı oldu. Pekala çocuklar, hazır mısınız? Başla! Canavar kasabasında ne kadar huzurlu bir gün. Marty, ne yapıyorsun? Merhaba Mo, öğle yemeği arası mı verdin? Marty, bu kötü bir şakaydı. Şimdi de Mo nehrin akıntısına kapıldı. Dayan Mo. Olamaz. Maverick'ten gelip yardım etmesini istememiz gerekecek. Merhaba Maverick. İşte oldu. Tamir ettin. Marty Mo'ya bir oyun oynadı ve Mo nehre düştü. Mevri'ye nereye gitmesi gerektiğini göster Marty. Sorun yok Mo. Arkadaşım Maverick seni kurtarmaya geliyor. Haydi Maverick, yapabilirsin. Bırakma Mo. Mo! Olamaz. Önümüzde daha çok sorun var.
En azından Mo artık bir yere gitmiyor. Durun, batıyor. Yüzemiyor musun? Mo! İnanılmaz. Nehirden çıkmayı nasıl başardın? Yardım mı aldın? Marty, Mo'yu kurtardın. Marty seni nehre düşürdüğü için üzgün. Mo, Maverick ve sen onu kurtardığınız için mutlu. Bu iyi bir ekip çalışmasıydı çocuklar. Bir dahaki görüşmeye kadar güvende kalın canavar kamyonlar. Çocuklar, çabuk olun. İyi iş çıkardın Mo. Wow, iyi vuruş Max. Tahmin edin voleybol oynamaya kim geliyor? Aa Marty! Max'in seninle oynamak istediğini düşünmüyorum. Çok sakarsın. En son voleybol oynadığında top ağaçta kalmıştı. Şanslı günündesin Marty. Oyundasın. Marty, bu sadece voleyboldu. Aman Allah'ım Marty, bu sefer gerçekten batırdın. Hey, neden Maverick'i çağırıp yardım edip edemeyeceğine bakmıyoruz? Onu yere koyup içeri gitsen daha iyi olacak Maverick. Sakar Marty, Max ve Mo'nun voleybol topunu denize attı. Yardım edebilir misin?
Neşelen biraz Marty. İşte Maverick geliyor. Marty, Max ve Moy'la birlikte voleybol oynuyordu. Ama topa çok sert vurunca top ta denize kadar uçtu. Şimdi onu nasıl çıkaracağız? Hey! Maverick nerede? Oh Maverick! Ne yapıyorsun? Yoldan çekil Marty! Ne oldu? Tekerin sıkışmış görünüyor. Onu hareket ettirebiliyor musun? Hayır mı? Aman Allah'ım. Korna çalıp Marty'nin seni duymasını umut etsen iyi olur. Bence Maverick'in başı belada. Hadi Marty, bir şeyler yapmalıyız. Harika iş arkadaşlar. Max ve Moe'ye toplarını geri alabileceklerini söylesek iyi olur. Wow, Marty! Güzel vuruş. Yakında görüşürüz. İyi eğlenceler çocuklar. Selam Milo ve Mitch. Ne güzel bir gün değil mi? Nereye gidiyorsunuz? Görünüşe göre bu iki yoldan birini seçmeniz gerekiyor. Hangisini seçeceksiniz? Hadi çocuklar, bunun için kavga etmeyin. Hangisi olsun? Şimdi karar veremediyseniz yazı tura atın. Mitch, tura senin olsun. Milo, yazı da senin. Tamam mı? Tamam. Kamyonun olduğu taraf tura. Rakamın olduğu taraf yazı. Tamam, hadi atalım. Bakalım. Tura geldi. Mitch kazandı yani. İstediği yolu seçebilir. Milo, Mitch, şu ağaca bakın. Tepesinde bir şey varmış gibi görünüyor çocuklar. Hadi bakalım neymiş. Baksanıza, bu devasa bir kek. Burada ne işi var acaba? Bu kek harika görünüyor. Milo ağaçtan keki almak istemiyor mu hiç? Ya başka birininse? Sonuçta bulundu işte. Bu karmaşa neden? Yine mi? Olamaz. Milo, Mitch, dikkat edin. Dalın diğer tarafına geçebilir misiniz? Tamam, peki endişelenmeyin. Maverick sizi en kısa sürede kurtarır. Biraz daha dayanın. Selam Maverick, bu güzel günün tadını mı çıkartıyorsun? Nefis bir gün ışığı ve dondurma. Hiç fena değil. Çok erken konuşmuşum. Bakalım ne olacak Maverick? Yapılması gerekeni biliyorsun Maverick.
Çocuklar, bu sıcak havada ferahlamak çok iyi fikir. Derin bir nefes al ve rahatla Maverick. Max, Milo ve Mitch'in yardıma ihtiyacı var. Yangının ortasında kaldılar ve çıkamıyorlar. Üzgünüm Marty, Max'in şimdi gitmesi gerekiyor. Ama hemen seninle oynamak için geri gelecek. Hangi yolu seçeceksin Maverick? Bak orada, bir bozuk para. Bu taraftan gitmiş olmalılar. Şu dumana bak. Acele etseniz iyi olur çocuklar. Milo, Mitch, iyi misiniz? Dayanın. Biraz yavaşla Maverick. Next durumun çaresine bakıyor. Harika iş Max. Vinçleri kurtardığın için teşekkürler. Nasılsınız vinçler? Teşekkürler Maverick. Gördün mü? Endişelenecek bir şey yokmuş. Mitch hala bu kekin bu ağacın tepesine nasıl çıktığını merak ediyor. Haklısın. Maverick'in doğum gününüz için hazırladığı pasta olabilir. Hava çok sıcak olduğu için kutlamalar için akşamı beklemek istemişti. Haklısın, bu her şeyi açıklıyor. Hepsinin senin suçun olduğunu mu düşündün? Problem yok Maverick, her şey yolunda. Haklısın Milo, artık pastayı yiyebiliriz. Oo, sonunda bir konuda anlaştınız. Bu bir mucize olmalı. Yavaş olun çocuklar. Aferin. Doğum günü pastanızı afiyetle yiyin çocuklar. Yakında görüşürüz. Merhaba çocuklar. Burası kamp yapmak için biraz ürkütücü değil mi? Marty ve Mia burada kamp yapmaya korkacağınıza dair sizin de iddiaya mı girdi? Burası oldukça karanlık. Azıcık da olsa korkmuyor musunuz? Milo biraz korkuyor mu hiç? Sen de korkmuyor musun? Sen iddiayı kazanırsın o halde. O da neydi? Şunu gördünüz mü? Anbo Bibi. O her neyse artık gitti. Belki de yardım için Maverick'i çağırmalıyız. Lili Mani Babo. İyi atlayıştı Maverick. Seni böldüğüm için üzgünüm Maverick. Ama Mo, Milo ve Mitch'in yardımına ihtiyacı var. Bu onlar olmalı.
Maverick ona hayalet yakalaması için yardım etmeni istiyor Mike. Maverick ve Mike size yardım etmek için buradalar çocuklar. Muhtemelen sadece rüzgardır. Şunu gördünüz mü? Belki de gözlerimiz bize oyun oynuyordur. Haklısın Maverick. Belki de gözlerimiz bize oyun oynuyorlardır. Haklısın Maverick. Bunun bir açıklaması olmalı. Ne arıyorsunuz çocuklar? Birisinin şaka yaptığını mı düşünüyorsunuz? Bu Mia. Gerçekten de herkesi kandırdın Mia. Mia, buraya kendi başına geldiğini söylemiştin. Bu nasıl olabilir? Bu Marty. İşte size bir ders çocuklar. Bir şeyden korktuğunuzda bunu kabullenmenizde bir sorun yok. Bir gizem daha çözüldü Maverick. Yardımların için teşekkürler. Sana da teşekkürler Mike. Sonra görüşürüz millet.